Akşam Saati programından herkese merhaba. Güzel bir müzik dinlentisiyle başladık programımıza. Yeşil Şiir. Evet, bununla ilgili bugün bizlerle beraber Necati Emirzade var. Onunla beraber müziği konuşacağız. Çok güzel projeler ve bilgi aktarımlarını kendisinden alacağız. Ama ben Necati Bey'e dönmeden önce, bugün Perşembe, bugün en iyi günü. Hemen şifremizi vermek istiyorum. Bugünün şifresi 20 Şubat İzci günü ve şifremize bağlı olarak da en iyi mağazalarımızdan en iyi sabunluk sizleri bekliyor. Evet, kısa hatırlatmanın hemen sonrasında konuğuma dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Mağsa doğumluyum. Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm. 16 yaşında konservatuvarda okumak için Amerika'ya gittim. Bayağı böyle bir genç yaşta müzik serüvenine başladım. Ama 6 sene Amerika'da kaldıktan sonra şu anda İngiltere'de öğretmenlik görevliliği yaparım. Ne kadar güzel. Peki şimdi Kıbrıs'a gelişle ilgili, burada olmanla ilgili nedenleri senden öğreneceğiz ama Yeşilşehir'le başladık. Hemen kısa bir bilgi alabilir miyiz? Yeşilşehir klibi benim Chicago'lu bir arkadaşımla kurduğum gitar duyosu videosuydu. Onunla da işte şu andaki projelerimi devam ediyorum. San Francisco'da beraber okurken master yıllarımda orada tanıştık. 2011'de kurduğumuz bu grup o Chicago'da yaşarken ben de Londra'ya taşındıktan sonra da devam etti ve şu anda 3. CD'mizi çıkarıyoruz beraber. Ne kadar güzel. Evet. Müzikle uğraşmak gerçekten, aslında sanatla uğraşmak çok güzel. Ama sanatta bana göre müziğin yeri çok farklı. Her yönden, ruh yönünden, beden yönünden gerçekten insana inanılmaz motive ettiğini düşünüyorum. Evet. Ve ben hemen senin bir müzik geçmişini anlatacak olursan neler var? Yani burada gerçekten beni destekleyen çok insanlar oldu genç yaşımda. Başta ailem olmak üzere tabii. Çok zor bir karardır aileler için çocuklarını böyle sanata veya müzik dallarına olsun. Pek fazla yanlış da kelime kullanmak istemiyorum ama ciddi bir meslek olarak görülmeyen aslında bir... Önce meslek derler. Tabii. Yani meslek olarak görünmüyor. Maalesef evet. Bunun da nedeni gerçekten sanatçıların bazı noktalarda, özellikle geçim noktasında gerçekten zorlandığı çok bir... Çok zor bir hayat. Çok evet, zor bir hayat. Zor yani. Bundan destek dolayı... olmadan da çok zor yapılabilecek bir meslek seçimidir. O yüzden aileme ne kadar minnettar olduğumu her zaman söylüyorum bu konuda destekledikleri için. Onun dışında çok destekleyici hocalarla da çalıştım burada. Özellikle Ünal Dede benim Mausa'dan çok genç yaşta beni öğrenci olarak aldı. Ondan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Matt Gould diye bir öğretmenle çalıştım. Ve çok genç yaşta beni destekleyerek Amerika serüvenimi başlattılar. Böyle bir köprü oldu benim için o Amerikan öğretmen. Ondan sonra zaten yeteneğimin tabii farkına kendimce de vardım. Çünkü 16 yaşında düşünüyorum veya 17 yaşında hayatta ne yapman gerektiğini daha tam olarak kavrayamadığım bir yaş dönemidir. Şu anda kendimden de bilirim çünkü o yaşta öğrencilerim var ve onların da soru işaretleri veya ne bileyim kendimden yaşadığım zorluklarla öğrencilerime bir tavsiye verme açısından ya başka bir meslek de yapabilirsin gibisinden. Ben müziğe veya sanata nasıl bakarım? İnsan kişiliğini aşırı derecede genişleten bir eğitimdir. Öyle diyeyim. Çünkü hem seni disiplini sağlamanı sağlıyor. O disiplinli çalışma, hayattaki küçük şeylerden zevk alma, hayatın renklerini görme. Çok özel bir yeri var hayatımda. Çünkü benim de şu andaki kişiliğimi yaratan bir meslek seçtim. O yüzden de çok kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü bu çocuklarla ilişkime, insanlarla ilişkime, sabrıma, disiplinime, hayattaki biraz da tabii insanda da
olması gereken genler bunlar yapabilmesi için bu mesleği. Ama başardığıma inanıyorum çünkü çok güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Hem kendim adına hem şu andaki projemle ülkem adına umuyorum da bu çalışmalarımın karşılığını göreceksin. Şu anda zaten fonda da sana ait bir müzik var. Evet. Ne kadar güzel, gerçekten huzur verici. Şimdi bir kuruluştasın, Duat Annem'in kuruluşuyla ilgili. Bugüne kadar neler yaptınız, neler yapıldı? Tabii. Bilgi alabilir miyiz? Şimdi 4 sene North Carolina School of the Arts'ta okuduktan sonra master'a San Francisco Konservatuarı'na geçtim. Orada Mark Anderson diye bir arkadaşımla tanıştım. Bazen olur, sizin de mesleğinizde olmuştur. Bazı insanlarla tanışırsınız. Gerçekten inanılmaz bir enerjiniz var aranızda. Her şey çok rahat ilerler mesleğinizde onunla çalışırken. Ve Mark bu insandı benim için. Çok kişiyle tanıştım. Çok kişiyle beraber projelerim oldu. Ama bu insanla inanılmaz derecede bir çalışma enerjimiz vardı. O yüzden 2 seneydi master. 2 senenin sonunda o Chicago'ya, doğduğu şehre taşındı. Orada bir üniversitede öğretmenlik yapmaya başladı. Ben de aileme biraz daha yakın olmak için Avrupa'ya taşındım, Londra'ya. Orada öğretmenliğe başladım. Ama başlattığımız bu grup turnelere devam etti bu dönemde. Aslında ne olacağını da bilmiyorduk. Çünkü hayat bu. Sonuçta kilometrenin hatta hesabı yok Chicago'yla. Londra'nın çok pahalı da bir seyahat. Bunu nasıl yapacağız, nasıl devam ettireceğiz falan, o çok büyük bir soru işaretiydi. Ama birinci CD'mizi yapmaya karar verdik beraber. Onu yaptıktan sonra çok büyük bir ilgi gördük. Turnelerimiz devam etti. Ben Chicago'ya gidip orada Amerikan turnesi yapıyorduk. 5-6 şehre arabayla gidip konserler verip ondan sonra ben geri dönüp okuluma devam ediyordum öğretmenlik yapmaya. Ondan sonra o geliyordu Avrupa'ya. Avrupa'da beraber turneye çıkıyorduk. Ondan sonra gerçekten yani bu sinerji devam edip işleyince ikinci CD'mizi çıkarmaya karar verdik. O da bizim çıtayı çok yükseltti. Çünkü hem çalışma tecrübemiz artmıştı beraber. Hem ondan sonra bu CD çıktıktan sonra çok ünlü bir klasik gitar dergisi tarafından 2018'in en iyi 10 albümünden seçildi. Çok da büyük bir yazarın seçtiği bir listeydi bu. İlgi çekti. Burada bu ikinci CD yaparken bizim Kıbrıslı çok değerli bir bestecimiz Kemal Belebi ile bir çalışma yaptık ikincisini de. Bu arka fonda da duyduğunuz işte Festikan ve Dillirga Kıbrıs'ın çok özdeşleşmiş iki parçasını, folklore parçasını klasik müziğe çevirdi ve kendi yorumuyla da, kendi eklediği besteci görüşüyle de onu bir klasik müzik bestesi yaptı. Bu Amerika'da yaptığımız bütün konserlerde çok büyük ilgi gördü. Anlattığım çocukluk hikayelerimden çok etkilendiler. Ben her zaman bunu böyle övgüyle söylerim. Hiç aklıma gelmezdi bugünlere gelip. Mesela Festika'yı, Dillirga'yı dünlerde duyduğum bu iki parçayı. Hatta konserlerde bu hikayeyi anlatırım. Benim çocukluğum penceremin açık. Klima o zaman odamda yoktu. Böyle bir 500 metre ötede bir düğün salonu vardı. Yaz boyunca gecede 2-3 kere dinlediğim, uyuyamadığım parçalar, yani beni uyutmayan parçalardı bunlar. Ve artık öyle bir noktaya geldirdim. Yani nefret ediyordum bu parçaları dinlemekten. Aslında milli maç gibi oldu. Milli maç yani çok, evet. Severiz. Herkes de bu hemfikirdir eminim. Çok severiz ama aynı zamanda da böyle buramıza kadar geldi bunları dinlemekten. Çünkü belli bir yani müzik yapımı çok aslında az. Adamızda ya da azdı. Şimdi çok daha değerli müzisyenlerimiz çıktı adada ve çok güzel de şeyler yapıyorlar, biliyorum. Takip ediyorum. Ama hiç aklıma gelmezdi benim bu iki parçaya gidip Amerika'da, Chicago'da bir sahnede çıkıp Amerikanlara bunu bir hikaye anlatarak çalacağımı. Ama öyle güzel anlar oldu. Bunda işte bu başarıyı yakalayınca bu ikincisi değil de çok büyük bir kayıt şirketi Naxos adında
teklif gönderdi. Sizinle bir CD yapabiliriz gibisinden. Ve Kemal Belevi ile ortaklaşa bu CD'yi gerçekleştirdik en son. Evet, şimdi tam ben onu soracaktım. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Özellikle ülkemiz için yurt dışında ülkeyi temsil etmek çok 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 önemli. Bu noktaya geldiğinizde güzel bir anlaşma yapıldı. Evet. Naxos kayıt şirketiyle. Bu anlaşma nedir? Neler olacak? Ne şekilde ilerleyecek? Bilgi alabilir miyiz? Tabii. Naxos klasik bir müzisyen için benim ve benden önceki jenerasyonlarla da en fikiriz bu konuda. En prestijli kayıt şirketlerinden biridir. Ve zaten çok az var böyle üst sıralarda olan ve gerçekten ciddi bir network ağı olsun veya işte pazarlaması çok büyük bir şirket olsun. Bunlardan biriydi. Benim hep hayalimdi böyle bir kayıt şirketiyle çalışmak ve sonunda işte bu CD ile gerçekleşiyor. Kanadalı bir adamın Hong Kong'da kurduğu bir şirketti bu ve en fazla klasik müzik CD'sine sahip olan da bir arşivi var. Burada olmak, benim özgeçmişimde de benim beraber çalıştığım öğretmenim de onunla beraber bir kayıt vardı ve benim özgeçmişimde işte onunla çalışan Mark Tayshos diye geçiyordu. Şimdi ben onlardan biri olacağım. Ben kendime yazacağım onu ve onunla gurur duyuyorum. O yüzden yani kendim adıma çok büyük bir başarıdır. Ülkem adına büyük bir başarı oldu. Neden? Çünkü bunun kayıt şirketinin pazarlayacağı bu büyük isimler, bahsettiğim bilinenlerden BBC olsun, klasik müzik takip edenler, Gramofon dergisi, en prestijli klasik müzik dergisi de sayılır. Bunun Fransa'da France Müzik yine en prestijli müzik dergilerinden birinde review alması veya Belçika'da Le Soir, yine bu en büyük gazetelerden birilerinde networkler olması beni çok gururlandırır. Çünkü çıtay bir noktaya daha çıkardığımı inanıyorum. Kesinlikle. Bizler için de çok güzel bir şey. Çünkü ne olursa olsun hani dedin ya 16 yaşından sonra eğitimle ilgili ayrıldım. Ama eninde sonunda yine ülkeyle ilgili bir şeyler yapmak. Ve şu anda da Kıbrıs'ta olup ne güzel bizim aracılığımızla teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize bu bilgileri aktardın. Gene hala burayla ilgili bir şeylerin yapılmış olması çok güzel. Dünyaya tanıtım mükemmel ötesi. Son olarak toparlayacak olursak, çünkü senin güzel diğer klibinle evet, izleyicilerimize veda edeceğiz. İzleyicilerimize mesajın nedir? Mesajım aslında mesaj çok var kendi adıma. Neden? Çünkü bu gibi projelerin, bu gibi önemli başarıların daha da takdim edilmesi en büyük şeyim. Kendim için de değil, benim gibi şu anda benim 16 yaşımda olan durumumda olan eminim çok genç var. Ve bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım soru işaretleri geçen de çok genç var. Onlara yani bir bakıma bir örnek olmak da isterim. Başarıda eğer bir destekçileri de varsa benim gördüğüm gibi hiç korkmasınlar. Adamız gerçekten bu konularda kısıtlı olabilir ama kısıtlarla bahane de olmaz. Her zaman görüş açım budur. Eğer o yolda ilerlerlerse çok güzel noktalara gelebilirler. Çünkü günümüzde teknolojiyle de çok şeyler başarabiliriz. Dediğim gibi Chicago, Londra hiç umursamadık. Bu yerlere geldik. Bu gibi güzel şeyler yaptık. Ve Kıbrıs'ın da çok büyük önemli değerleri var. İşte dediğim gibi Festikan olsun, Dilirga olsun. Şimdi bu sitede Kalenin Belirleri, Karşılama Havası gibi müzikleri biz başka bir şekilde yorumladık.
Ve Kemal Belevi de sağ olsun çok güzel besteler bize takdim etti. Onları da en güzel şekilde yapmaya çalıştık. Kemal Belevi gibi bestecilerimize destek olsunlar. Çünkü bunlar çok değerli ve saygı görülmesi gereken şeyler bence. Umarım burada da konserlere destek çıkarlar. Hem devletimiz olsun, hem burada olan festivaller olsun. Burada yapılan festivallere de destek verilsin ki bizim gibi müzisyenler de gelebilsin buraya. Umarım bunlar gerçekleşir. Evet. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çünkü kısa bir aralıkta ülkemizi ziyaretin. Bu aralıkta da bizlere konuk olarak geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Davetiniz güzel klibinle izleyicilerimizi baş başa bırakıyoruz.
Evet, kısa aranın hemen sonrasında canlı yayında tekrardan stüdyomuzdayız. Programımızın ikinci bölümünde Green American Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu'nu ağırlıyoruz. Konumuz spor olacak biraz. Aslında spor ama sporun farklı dalları bana göre. Çünkü spor deyince hep aklımıza niye bilmiyorum ama işte futbol geliyor, basketbol geliyor. Oysa ki daha farklı dalları da var. Biraz konuşacağız. Çocuklarımızla ilgili neler yapabiliriz? Gençlerimiz neler yapabilir? Bilgileri onlardan alacağız. Hemen yanımda Oğuz Aydın var. Masa tenisi antrenörümüz. Evet. Ve Kemal Türker var. Tenis antrenörümüz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oğuz Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Oğuz Aydın. Green American Üniversitesi'nde hem öğretim elemanı hem de masa tenisi antrenörüyüm. Yaklaşık 2,5 senedir Green American Üniversitesi'nde devam ediyorum. Bu işle uğraşıyorum işte, masa tenisiyle ilgili. Ne kadar güzel. Birazdan masa tenisiyle ilgili bütün bilgileri sizlerden alacağız. Elbette, Kemal Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben de Green American Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda antrenörlük de yapıyorum, tenis antrenörlüğü. Küçük yaştan beri tenisle uğraşıyorum. Zaten yaş kategorilerinde de hep şampiyonluklarım vardı. Daha sonrasında küçük çocuklara eğitmeye yöneldim ben de. Evet, özellikle tenisle ilgili hep merak etmişimdir. Küçük yaşlardan itibaren mi başlamalı? Yoksa işte belirli bir yaştan sonra da tenis öğrenilebilecek bir spor dalı mı? Şimdi amacımıza bağlı. Yani hobi olaraksa 50-60 yaşından sonra da başlayan bireyler var. Küçük yaşta başlamanın avantajı çocukları daha rahat geliştirebiliriz. Çünkü algıları daha açık küçük yaşta. Çocukları profesyonel olarak yetiştirmek için küçük yaşta başlaması önemli. Mesela ben 2,5 yaşında başladım. Benim babam da antrenördü. Ama genelde başlama yaşımız, yani ailelere önerdiğimiz 5-6 yaştır. Evet. Dikkat odaklıdır, evet. Tenis. Biraz anlatabilir misiniz tenisi? Daha çok yani güce dayalı görünebilir ama strateji çok önemlidir. Aklımızı kullanmamız, oyunu yönlendirmemiz. Son zamanlarda biraz fiziksel de olmaya başladı. Çünkü maçlar uzamaya başladı. Teknoloji geliştikçe, kullanılan toplar, raketler, bunlar da geliştikçe biraz daha fiziksele dayalı geçmeye başladı. Ama bizim yani Green American Üniversitesi olarak altyapıya da çok önem veririk. 12 yaştan itibaren, ortaokuldan itibaren burs verdiğimiz öğrenciler var. İyi kaliteli öğrencilerimiz var. Gelecekte onlardan başarı bekledikleri çoğu okul onlara yatırım yapmaya da devam ediyor. Bu sayede onlar da üniversite çağlarında, işte bu Avrupa turnuvalarında ya da Türkiye'deki üniversite oyunlarında onları oynatmak istiyoruz. Evet, çok güzel bir kortunuz var üniversitede. Görüyorum. Peki hani küçük çocuklar dedik. Tabii ki bunda anne baba çok başrolde. Genelde anne babalar çocuklarıyla ilgili seçimler yaparken tenis biraz gerilerde mi kalıyor, yoksa bu konuda bilinçli mi aileler? Tabii yani çoğu ülkede olduğu gibi futbol biraz ağırlıklı olan bir ülkemizdir ama genelde aileler biraz da çocukların sosyalleşmesi amacında, çünkü teniste takım oyunu değil genelde, yani ya tek ya da çift oynanan bir oyundur. Aileler tekte kendini, çocuğun, çünkü oyunun içinde kaldıkça çocuk kendini bireysel olarak da geliştirir, taktiksel olarak geliştirir, problem çözmeyi öğrenir. Yani sadece teniste alakalı değil, hayata dair de bazı şeyleri geliştirebilir kortta diye. Aileler genelde antrenörlerine güvenip kortun dışında kalır ve çocukların orada oynamasını izlerler. Evet. Peki ülkemizde turnuvalar var mı tenisle ilgili? Devamlı olarak var. Son olarak federasyonda Türkiye'de olan turnuvaları buraya aldı. Tabii biraz ambargolardan dolayı ilk problem oldu ama Türkiye'de bu konuda destek gösterdi. Şu anda burada yapılan bazı turnuvalar Türkiye'de ulusal puan olarak geçer ve Türkiye milli takımına da katılma şansı kazanır bazı oyuncularımız. Çok güzel. Güzel bir şey. Birazdan tekrar döneceğim. Hemen Oğuz Bey'e sormak istiyorum. Buyurun. Tabii. Evet. Masa tenisiyle ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Aynı hocamın dediği gibi bizim daha çok benzerliklerimiz var. Biz de masa tenisinde çocuklarımızı 5 yaşından başlatıyoruz. Yaş yoktur dediği gibi. Bizim spor biraz daha pekiştirece dahil olduğu için ne kadar erken bizde o kadar da devamlı bir şekilde yola çıkıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz işte biz de masa tenisinde. Aslında masa tenisiyle tenisi ben çok birbirine böyle bağdaşlarım. Evet. Birbirine yakın ama tabii odaklandıkları nokta farklı. Teniste biraz daha efor, aynen öyle, fazla sarf edilmek zorunda.
Yani efora baktığımız zaman yine aynı şeylerde. Tabii kor tenisinde biraz daha güce dayalı olduğu için bize de biraz daha çabukluk, esneklik, sürata dayalı bir spor olduğu için bu şekilde karşılaştırabiliyoruz yani. Bizde biraz daha alan geniş olduğu için daha uzun mesafede, masa tenisinde daha kısa mesafede ve çabuk, yani orada da daha farklı bir şey var. Yani evet, benzerlikleri var ama küçük ayrıntılar da o iki dala ayırır. Evet. Peki Girin Amerikan Üniversitesi'nde nasıl işliyor sistem? Yani öğrencilerimize, yani isteyen bütün öğrencilerimiz gelip ders mi alıyor? Yoksa sistem ne şekilde? Şimdi başarılı olan sporcularımız hocalarımızın önerdiği takdirde okulumuz %100 burs verir ortaokuldan itibaren. Yani milli olan sporcularımıza ve gelecek vadeden sporculara. Onun dışında aktivite olarak, hobi olarak ya da kendini küçük yaşta geliştirme amacıyla oynamak isteyenlere ayrı orada grup çalışmaları var, özel dersler var. İlk olarak oralarda başlar. Daha sonra gelişirse takımlarımız var, işte genç takım var, yıldızlar var. Sonra üniversite takım var, büyükler lig takımlarımız var. Bunlar bu kadroların içine alınırlar daha sonrasında. Evet. Peki çalışmalar ne şekilde ilerliyor? Mesela günlük rutin mutlaka, işte antrenman yapılması gerekiyor mu? İşte belirli bir şey var mı? İşte düzenli, işte haftada bir ya da iki kere korta çıkıp mutlaka işte yarım saat, bir saat bu çalışmalara uymak zorundalar mı? Yani hobide haftada bir iki etel olabilir ama normal profesyonel tempoda haftada en az 4-5 kere, yani 2 saat, 3 saatlik antrenmanlarımız var. Bir de bu ayın başında çok güzel bir fitness center açılıyor okulda. Onu da sporcularımız orayı da değerlendirecek. Yani biraz yoğun bir tempoda geçer ama yani başarıya giden yolda da bu süreçlerden geçmek gerekir. Kesinlikle. Bizde ise durum şu şekilde. Önce bir ilkokulda bir tarama testi yapıp ondan sonra yetenekli gördüğümüz sporcuları bir kenara aldık. Şu an 15-20'ye yakın bir altyapıda yetiştirdiğimiz jenerasyonlar geliyor. Bizim normalde çalışma sistemimiz hedef ve ileriye yönelik bir çalışma olduğu için biz haftada 7 gün yapıyoruz. Bizim şu avantajımız var. Federasyonun destekleriyle beraber her hafta bir turnuvamız oluyor burada muhakkak. İşte o çocukları yavaştan ayrı işte maçlara sokmaya da başladık. Yaklaşık 2 yıldır bir emek karşılığında yavaş yavaş verimlerini almaya başladık. Bizdeki amaç bu şekilde ilerliyoruz yani. Haftanın 7 günü. Evet. Full tempo. Ve çocuklar için de çok önemli. Çünkü yoğun bir ders tempoları var. Aynen öyle. Ben şeye çok inanıyorum. Hani dersten sonraki zamanda bu tarz bir etkinlikle bence hem beyinlere hem vücutları rahatlıyor diye düşünüyorum. Ya şöyle kendimden bahsedecek olursam masa tenisinde şimdi bazı doktorların bile bu şekilde bize yönlendirdiği oluyor. Mesela göz tembelliğine iyi geldi masa tenisinin. Ondan sonra çocuğun algıda yönelik bir zayıflama varsa reaksiyon anlamında, sürat anlamında bu şekilde tedavi yöntemi olarak tabii dikkat eksikliğinde falan hep bize gönderen doktorlarımız oluyordu. Tedavisi de olumlu yönde sonuçlanmıştır. Yani bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve beyindeki nöron sayısını artıran branşlardan birisidir yani kendisi. Normalde insanlar yaşlandıkça nörondaki, beyindeki sayılar düştükçe masenisinde tam tersi arttığı gözlemlemiştir. Çocukta daha çok hani sizin de dediğiniz gibi spor deyince herkesin aklına futbol geliyor, basketbol geliyor ama amatör sporlarında gerçekten hani çok önemli bir yeri olduğunu da es geçmemek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki Kemal Bey, özellikle sormak istiyorum. Şu anda mesela ekran başında bizi seyreden anne baba, ebeveynler varsa ya da gençlerimiz varsa yani tenisi seçmeleri için ya da tenisi tercih etmeleri için neler söylersiniz? Yani bence birinci olarak yani ömür boyu devam ettirebilecekleri bir spor. Yani yaş yok. Yani bizim 60-70 yaşında veteran dediğimiz oyuncularımız var. Yerler eğlenerek oynadıkları bir spordu. İkincisi üniversite hayatları için bence çok önemli bir spor. Yani dünyanın her yerinde şu anda bizim de üniversitemiz burs vererek başarılı sporculara yani para ödemeden 4 sene 5 sene hem üniversitelerini hem de kendi yaptıkları branşı geliştirme şansları var. Yani bu zamanda çok önemli bir atılım bence bu. Bir diğer seçenek de profesyonel olma şansları artık daha fazla. Yani şu anda federasyonlar, kulüpler, okullar çok daha fazla desteklemekte bu sporları. Ve bunu seçebilirler yani bu sporu. Kesinlikle.
Peki teniste özellikle vücutta işte örneğin uzun boylu olmak ya da kısa boylu olmak ve benzeri aranan bir şey var mı? Çünkü bazı spor dallarında öyle. İşte çok uzun boylu olmanız dezavantaj olabiliyor ya da çok kısa boylu olmanız. Tenisin böyle şeyleri var mı? Kalıpları var yani mı? Yani eskiden biraz daha vardı ama şu anda yani ona göre farklı çalışmalar yapılmakta. Mesela uzun oyuncular çok iyi servis attığı için maçları genelde servis oyunlarıyla alır ama kısa oyuncular da çok çabuk hareket ettiği için hiç hata yapmazlar. Yani fiziksel özelliklerini biz ona göre geliştirmeye çalışırız ki oyun içinde daha iyi adapte olabilsinler. Yani ona göre fiziksel özellikler artık çok ön planda değil teniste. Evet. Masa tenisinde var mı böyle bir şey? Masa tenisinde de şöyle hani başta dediğim gibi hani bol pekişleri olduğu için, bol tekrara dayalı olduğu için hani bu şartlara bakıyor. Yani eskiden tabi böyle bir söylenti var hani uzun boylu olmak, kısa boylu olmak. Masa tenisinde şu an hani teknoloji geliştikçe tabi insanlar da baya bir değişim geçirdiler. Bu yüzden hani kısa boylu olma, uzun boylu olma gibi bir şeyleri yoktur. Yani aranmıyor. Daha çok hani çabukluk, sürat bunları daha çok yerine getirdiğimiz zaman o da arda arda geliyor zaten kendisine. Bir dönem tenisle ilgili zengin oyunu, evet. İşte genelde çok ön planda olan, gözde olan insanların özellikle işte golf, tenis bunlar hep hayatlarında var olan spor dalları olarak görünüyordu. Ama ne kadar güzel, bilinçli insanların olması çok güzel. Tabii ailelerin yönlendirmeleri çok güzel. Ve ben gerçekten kutluyorum Girin Amerikan Üniversitesi'nde. Yani kendinize ait bir kortun olması ve orada çalışma imkanlarının olması bunlar çok güzel şeyler. Biraz o algıyı değiştirmeye başladık şu sıralarda. Yani eskiden biraz da öyleydi. Şimdi herkesin yapabileceği bir spor haline geldi. Evet, bu da çok önemli. Peki yavaş yavaş toparlayacak olursak öncelikle Oğuz Bey size sormak istiyorum. Tabii. Şimdi gerçekten sistem biraz daha zor. Bu zorlukların içinde yani aslında biraz global dünyada maalesef ekonomik büyük bir kriz var. Bu krizin getirmiş olduğu insanlarda tabii. Aslında bir boş vermişlik var. İnsanlar mutlu değiller. Ve ben inanıyorum ki işte gerek müzik dalı olsun, spor dalları olsun, insanların bu sinir streslerini atıp biraz daha mutlu olabilecekleri, huzurlu olabilecekleri, 1-2 saat geçirebileceklerine inanıyorum. Bundan dolayı izleyicilerimize önerileriniz neler olacak? Ya öneriler dediğim gibi hani sadece futboldan ibaret olmadı. Masa tenisinde ve diğer amatör branşlarında gelip katılmalarını bekliyorum. Daha çok bu işte velilerin emeği çok fazla. Çünkü veliler ne kadar çok çocukların üstüne düşerse o kadar da yani bir çalışmamız bizim artısı yönde devam ediyor. Onun haricinde diyeceklerim bu kadar ya. Çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey sizler neler söylemek yani istersiniz? Yani ben oynamanın haricinde her branşta çok güzel maçlar olur. Bence sadece oynamak değil gelip onları izleyip yani bir spor kültürü oturtmak bence önemli. Yani yurt dışına baktığımızda bütün mesela maçlar hep böyle dolu tribünler oynanır. Burada da aslında yani güzel vakit geçirmek için, keyifli vakit geçirmek için yani oynamanın dışında gelip orada oturup izleyebilmek, o oynanan oyundan zevk alabilmek de önemli. Kesinlikle buna katılıyorum. Çünkü evet. Maalesef bu tarz etkinliklerde çok fazla seyirci desteği evet. Olmuyor. Oysa ki seyirciyle bazen insan motivasyonunu sağlayabiliyor. Bence katılım da çok önemli. Bizler çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Sizleri bırakmıyorum çünkü en iyiyle kısa bir reklam arası var. Şanslı izleyicimizi beraber belirleyelim istiyorum. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet, en iyi reklam arasının hemen sonrasında tekrardan canlı yayında stüdyomuzdayız. Bugünün şifresi 20 Şubat İzci günüydü ve eni mağazamızdan çok şık sıvı sabunluk şanslı izleyicisini konuklarımın belirlemesini istiyorum. Hemen size doğru ben uzatayım böyle. İki tane belirleyeceğiz. Bugün iki kişi olduğunuz için Görneş, Dikmen, Gönyeli, Zümrütköy, Lefkoşa'ya teşekkür ediyoruz. Evet, ilkini Kemal Bey bir izleyici Coşkun Yusuf Mausa. Evet, Coşkun, kameraya doğru döndürebilirsek kağıdı. Coşkun Yusuf Mausa'dan arayarak şanslı izleyicimiz oldu. Oğuz Bey İlker Şakir Lefkoşa. İlker Bey de Lefkoşa'dan aradı.
şanslı izleyicimiz oldu. İyi günlerde kullanmalarını diliyoruz. Yalnız ben sizi bırakmadan önce Oğuz Bey, özellikle merak ettiğim bir şeydi, atladığım sorular arasında. Birçok dereceleriniz oldu, başarılarınız oldu Girin Amerikan Üniversitesi olarak. Bunu da izleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Şimdi şöyle bir dereceleriniz oldu. 2 senedir ben geldiğimden beri ki derecelerden bahsetmek istersek eğer, herkes bilir ki zaten Girin Amerikan Üniversitesi'nin başarılarını masa tenisinde gerek Türkiye Kupası, Kıbrıs Kupası, Lig Kupası, şampiyonalarında hep birinci geldi. Üniversiteler arasında da zaten 5 yıl üstte bir şampiyon oldu. Bu sene de Süper Lig'de playoff'a kaldı ve Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. Tarihte bir ilke imza atarak şu anda playoff'larda yarışmaya devam ediyoruz. 24-26 arasında gerçekleşen Ocak'ta bunu sağladık. Bu ayın 7'sinde de tekrar bir playoff'larda yarışacağız. Onun haricinde miniklerde gene aynı şekilde dediğim gibi derecelerimiz devam ediyor. Gençlerde, büyüklerde, kız erkek transferlerimiz olsun, onlarla beraber devam ediyoruz. Yani üniversiteler arasında da zaten Avrupa'da 5. olduk. Burada da dediğim gibi üst üste 5 yıldır şampiyonuz. Türkiye'de de her sene finale kadar çıkıyoruz. Kız erkeklerde 3. olduk. Bu seneki hedefimiz de yine aynı şekilde Belgrad'da olacak yarışmalara son hızla devam ediyor çalışmalarımız. Onda da bir final bekliyoruz yani. Bu seneki kadromuz çok iyi yani. Şu Oğuz Bey'in anlattığı şampiyonlukların üzerine Kemal Bey umarım teniste de vardır. Yani geçmemiz gerekiyor. Tenisteki şimdi durum hocam nedir? Bahsettiği evet. Üniversitede evet. Türkiye'de ilk 3'e girelim ama ilk 2 takımda hep profesyonellerin oynadığı yeni toplama takımların olduğu bir şeydir. Aynı şey teniste de geçer. Mesela biz üniversitede 3. geldik ama ilk 2 takım devamlı yurt dışına turnuvalara katılan yani üniversite dediğimizde genelde amatör olması beklenen ama profesyonel sporcuları kadrolarına katıp 1-2 olan üniversitelerdir. Biz de Türkiye'de 3. olduk üniversite oyunlarında. Kıbrıs'ta yani ben 6 senedir okuldayım. 5 sene 1. gelmişti kız erkek. Bireysel olarak sporcularımız var. Son Lefkoşa'da turnuvamız vardı. 12, 14, 16, 18 yaşta kızlarda 1. geldik. Erkeklerde de 14-16'da. Büyük kızlarda hem 1. hem 2. geldiler. Yani genç jenerasyona yatırım yaptıkça inşallah onlar da gelişmeye devam edecek. Şu anda ligimiz de devam ediyor. Namalup devam ediyoruz ligde de bu sene. İnşallah onda da şampiyon olmayı ümit ediyoruz. Evet. Yani gerçekten hani SKS'de başkanımız Pınar sağ olsun emekleri burada çok büyük. Hani bize inanıyor, güveniyor ve biz de onun tabii ister istemez karşılığını vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta hani okul bize inanıyor yani Gina Markan ailesi. Bizi gerçekten hani her türlü desteği imkanı sağlıyor. Salonumuz var, kort alanımız var. Yani bu imkanları değerlendiriyor, transfer oyuncular getirtiyor. Yani biz ne dersek her şeyi yapıyor. Bunun karşılığında da tabii yani şöyle bir laf var diyorlar yani başarı tesadüf değildir. Gerçekten hani bunların emeklerinin karşılığını biz de vermeye çalışıyoruz yani elimizden geldiğince. Kesinlikle. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz Türkiye Hocamı'na. Teşekkür ederim. Gerçekten bu konuda hiçbir şekilde desteğini esirgemez. Kesinlikle. Ne mutlu sizlere. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bizlerle beraber olduğunuz çok için. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Bizler bugünden mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Salı günü görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.